arkadaşlar, bu videomuzda sizlere gerek videoların alt kısmında yapılan yorum bölümünden, gerek WhatsApp üzerinden, gerek telefonla bizi arayıp havas ilmi üzerine biz eğitim almak istiyoruz. Bunun eğitimini nasıl alabiliriz? Havas ilmi nedir, nasıl alınır? Konusu ile alakalı olacak bu videomuz. Arkadaşlar, havas ilmi nedir? Şimdi havas olarak, havas bir nasıl söyleyeyim, yazım şekline verilen isimdir. Mesela şu şekilde, bir kelimeyi okurken elif harfinin üstünde mesela ufak bir, şu şekilde bir yanlama çizgi olduğu zaman E olarak okunur. Vav şeklinde olduğu zaman ne olur? U olarak okunur. Elif'in alt kısmında olsa İ olarak okunur. Yani kısaca E, İ, U şeklinde. İşte bu çizgilerin, yani E, İ, U ses çıkışlarının olmadığı bir yazı şeklini havas deniliyor. Arkadaşlar, yani bu ilim havas ilmi değil, yani sizin eğitimini almak istediğiniz. Kur'an-ı Kerim'in tabirine göre Kehf suresinde 65. ayettir yanlış hatırlamıyorsam, Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken Hızır Aleyhisselam'ı anlatırken Allah katımızdan kendisine ilm-i ledün verdiğimiz diyor. Yani Allah-u Teala bu ilmi kendi katından veriyor. Yani size bu normal bir kitaptan okuyup elde edeceğin bir şey değil. Tamam, kitaptan birkaç yöntem öğrenirsin milletin anlattıklarından ve internette bulduğunuz şeylerden. Ama ötesi olmaz. Ötesi sırdır. Allah size o ilmi verirse o sır size ulaşır. O sırrı bulursanız da sır olduğu için, yani bunu kimse size bu işin eğitimini vermez. Ama öneri bazında olsa nasıl bu şekilde biz nasıl bir şeyler öğreniriz diye soruyorsanız arkadaşlar, birincisi ilmi olarak bu tür biyoenerji olsun, diğer şeyler olsun, uğraşanlar genellikle Arapçayı kullanıyor. Arap dilini iyi biliyor. Yani Arapçayı iyi bildiği için haliyle eski kitaplar, mesela Osmanlı döneminde yaşayan insanlar ne yapıyordu? Alfabe olarak Latin alfabeyi değil, Arap alfabesini kullandığı için ne yapıyorlardı? Arapça kitapları çok rahat bir şekilde okuyabiliyorlardı. Ama günümüzün insanları bundan 100 yıl önce yayınlanan gazeteleri bile okuyamıyor. Neden? Çünkü biz Latin alfabeye alıştığımız için Arapça alfabeyi okuyamıyoruz. İşte önemli olan burada bir şeyler, bu ilimle alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız başta öncelikle yapmanız gereken iyi bir insan olmanız lazım. Allah'a karşı Allah'ın emrettiği şekilde emrettiklerini yapmanız lazım. Namazınızı, 5 vakit namazınızı kılıp Allah-u Teala'nın okuyun dediği, yani ikra bismi rabbikel diyor ya, yani oku Allah'ın adıyla, yani besmele çekerek oku diyor. Ancak şimdi şöyle, biz okuyacağız. Neyi? Kur'an-ı Kerim'i. Yani sırf okumak değil, hem okuyacağız hem anlamaya çalışacağız. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i iyi derecede okuyabiliyorsanız, bir de normal Türkçe mealleri var, açıklayıcı olarak anlatıyor size. Bu ayet nereden, neyle ilgili inmiş, nerede inmiş, bu ayetin anlamı nedir? Zaten Türkçe meallerde hepsi yazıyor. Oradan kendinize gerekli, ihtiyacınız olan şekilde öğrenirseniz ve sürekli Kur'an okuyup anlamaya çalışırsanız belli bir kademe gidersiniz. Ondan sonra normal Arapça kitaplarda bazı yöntemler bulabilirsiniz. Mesela şifaniyetine. Gerçi videolarda anlatıyoruz, şu şekilde okursanız şöyle şöyle faydası var diye. Ona benzer yöntemler bulursunuz. Kendinize en azından
Hani diyor ya Bismillahirrahmanirrahim ve şifaun ve rahmetelil müminin. Orada Allah-u Teala diyor ki nazlı olan Kur'an müminler için şifa ve rahmettir. Yani en azından bu şifa ve rahmetten siz faydalanmış olursunuz. Yani başta öncelikli olarak tavsiye edeceğimiz 5 vakit namazınızı kılmak, Allah emrediyor diye kılmak. Ardından Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyup onu anlamaya çalışarak belli bir kademe gidersiniz. Ondan sonra eski kitapları incelerseniz, eski alimlerin bundan 300-400 yıl sene önce yayınlanan kitapları incelerseniz ihtiyacınız olan şeylere inşallah ulaşırsınız. Onun dışında yani havas ilmi diye tabir ettiğiniz şeyi kitaptan yani birinden eğitim alamazsınız netice itibariyle. Ancak nedir? Siz çabalarsınız. Hani Allah diyor ya siz isteyin ben vereyim diye. Biz Allah'a dua ederek o şekilde Allah'tan isteyeceğiz. İnşallah Allah bize rahmet eder ve bu ilmi bize de size de verir. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Onun dışında kimse yani herhangi bir kurumda herhangi bir yerde bu işin eğitimini vermez haliyle. Her ne kadar hani size vereceğiz dese bile yalan olur. Fakat hani ben şöyle böyle şeyler yapıyorum, örnek havada uçuyorum diyenler, insanlara cin satıyorum diyenler, onlara da itibar etmeyin. Kimse size cin satamaz. Yani ilginçtir, bazı insanlar arıyor diyor ki ben falan kişiden, adam bana cin bağladı. Nasıl? Diyor benimle konuşsunlar diye. Yani şimdi cin babamızın malı değil ki birinden alıp birine verelim. Kimsenin de babasının malı değil. Yani şimdi akıl var, mantık var. Bir insan sanki babasının tarlasından ve bakkalından bir şey mi veriyor? Arkadaşlar bu tür şeylere inanmayın. Şimdi internette görüyorsunuz bazı insanlar havada uçuyor. Ondan sonra bir şeyler değiştiriyor. Hareketleriyle hızlı bir şekilde bir yerlerden bir yerlere gidiyor. Arkadaşlar şunu da kesin olarak bilin ki bunlar nedir? Tamamen cin davetleridir. İnsanlar bunları yapıyor ve bu şekilde davet gerçekleştikten sonra arkadaşlar bu insanlar bu şekilde yapabiliyor. Yani onların özel bir yeteneği değil, özel bir kabiliyeti değil, onlar çok özel kişiler de değildir. Bunu bu şekilde bilin yani. Şimdi her ne kadar onlar su üstünde yürüyorsa bile nedir? Cinlerdir. Cinler ufak top şeklinde siyah bir toptur. Her kulağa girebiliyor. Onların ayaklarının altına girip onları yükseltiyor. Siz o cinleri göremediğiniz için adamın havada uçtuğunu görüyorsunuz. Diğerini göremiyorsunuz yani. Diğerlerini göremediğiniz için birinin onu havaya kaldırdığını göremiyorsunuz. Haliyle yani bu videoları tamamıyla biz bilgilendirme amaçlı yayınlıyoruz. Bilginiz olsun, sadece insanlar az da olsa en azından fikir sahibi olsunlar. Yani o insanların, su üstünde yürüyen insanların, bir şeyler yapan ne bileyim hani el hareketleriyle olsun bilmem değişik şekillerde olsun değişik şeyler yapan insanların hani çok özel kişiler olmadığını, tamamen bu işin bu şekilde oluştuğunu insanların öğrenmesi içindir, bilgilenmesi içindir arkadaşlar. Dediğimiz şekilde bu şekilde arkadaşlar havas ilmi üzerine çok iyi Arapça öğrenmeniz lazım. Hem okuma hem de anlamaya çalışma anlamında söylüyorum. Öğrenmemiz lazım. 5 vakit namazınızı kılıp iyi bir insan olursanız belki inşallah Allah size de bize de rahmet eder. Size o ilmi verir. Arkadaşlar varsa sorularınız videonun alt kısmında bu video ile alakalı yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Mümkün mertebe cevap vereceğiz. Kanalımızı beğendiyseniz, videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.